Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece sağlıkta değil, bence toplumsal çürüme açısından da yaşadığı en büyük skandaldır bu yeni doğan çetesi. Ortaya çıkaran isim gazeteci Emrullah Erdinç, stüdyo konuğum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi Önce yani. Tebrik ederim. Biz çünkü o günden bu yana ilk kez yayın yapıyoruz. Birçok kişi zaten hakkınızı teslim etti ama ben de canlı yayında izleyicilerimizin önünde teslim etmek isterim bu hakkı. Bence sadece bu yılın değil, belki son 20 yılın en iyi gazetecilik işi. Keşke olmasaydı keşke da olmasaydı. Tabii ki siz de ortaya çıkarmasaydınız. Birçok arkadaşımız, hani meslektaşımız kıyısından köşesinden bunun Türkiye'ye duyurmak için elinden evet. geleni yaptı. Ben belki biraz daha hani bu anlamda ilk böyle hani yapıp da hani gündeme getirelim ama birçok meslektaşım da gerçekten de kamuoyunu bilgilendirmek adına güzel böyle haberler yapıyor. Evet, ben de yani YouTube yayınlarımda sizinle çok denk gelmeyi istedim. Başaramadık ama burada buluşabildiğimiz için mutluyum. Çünkü gerçekten unutturulmaması gerektiğini kesinlikle. De düşünüyorum. Kesinlikle. Bizim de fikri takip yapmamız, bu konuyu gündemde tutmamız, sıcak tutmamız, sorumluların tüm bu adı geçen 47 kişilik korkunç çetenin ceza alması için bir baskı oluşturmamız bence çok önemli. Çok. İddianame ile ilgili bir belirsizlik var anladığım hı hı. kadarıyla. Çünkü kabul edildi diyoruz biz de. Yani mahkemeye gönderildi. 47 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi dedik az evvel haberde de. Ama sizin bir X paylaşımınız oldu. Hı. Orada bazı soru işaretleri mi var anladığım kadarıyla iddianame ile ilgili? Evet, aslında hani şöyle bir şey var. Şimdi hukuk terimini bilen kişiler eğer ki mahkeme, şimdi iddianame başsavcılığa gelir ve oradan mahkemeye gider. Ağır Ceza Mahkemesi aslında iddianameyi inceledi. İnceledikten sonra da orada baktığımızda esas numarası veriyor. Şimdi esas numarası vermesi demek o iddianamenin kabul edildi anlamındadır. Hani bir iki gün sonrasında da hani ya o gün verir ya da bir iki gün sonra da duruşma günü belirler. Şimdi doğal olarak esas numarası verilmiş ama hani iddianame artık kabul edilmiş görünüyor sistemde. Ama baktığımız zaman da başsavcılık hani yapmış olduğu bir açıklamada henüz daha iddianame mahkeme tarafından kabul edilmedi. Değerlendirme aşamasını diyor. Bu birbirine bir tezat durum. Yani sistemde kabul evet, edilmiş gibi görünüyor. Evet, sistemde ama kabul edilmiş görünüyor. Başsavcılık henüz kabul edilmedi. Henüz mahkeme söylüyor. Diyor değerlendirme aşamasında diye söylüyor. Hani umarım hani bu kafa karışıklığına bence yeni bir açıklama yapması gerekecektir. Evet. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı diye söyleyeyim. Evet. Şimdi bu dosya niçin önemli? Az önce dediniz unutturmamak gerekiyor diye. Şimdi üzüldüğümüz nokta yani evet unutturmamak için ben de elimden geleni yapıyorum ve bu dosyanın Türkiye'de bazı şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Anneler için değiştirmesi gerekiyor. Sağlık sisteminde hepimiz hastaneye gidiyoruz. Ama şu an için özellikle anne ve anne adayları için ben bunlara söylüyorum. Şimdi baktığımız zaman 2016 yılında aslında benzer bir, yani benzer derken bu yapı ortaya çıkmış. 2016 yılında yine Sağlık Bakanlığı'nın müfettişlerini yapmış olduğu incelemede yeni doğan çetesi de bir çete var. Ama o dosya kapatılmış. Şimdi bak, şimdi o kadar korkunç bir şey ki 2016 yılından tespit edilmiş ve sistemin bu anlamda açığı var ve hiçbir şey yapılmamış. Yetkililer hiçbir önlem almamışlar, tedbir almamışlar. Biz bu açığı nasıl kapatabiliriz dememişler. Yani sağlığın arka tarafından SGK'yı dolandırmak için hani sağlık sektörünün içerisindeki çeteler hani her türlü illegaliteyi gerçekleştirmişler. Ama baktığımız zaman o zaman da bazı bebekler sakat kalmış. Bazı bebekler ağır engelli. Şimdi 2016'dan beri devam eden biz bir çeteden bahsediyoruz. Yani devlet kademesi bunu biliyor ve biz şimdi 2024'te ortaya çıkartmışız ve 2024'te ortaya çıkartmışız bir daha olmasın mücadelesini veriyoruz. Ya peki 2016'dan 2024'e kadar geçen süre? Doğru. Yani belki de o sistemde bunlar engellenmiş olsaydı, bu tarz böyle çeteler engellenmiş olsaydı, belki de biz en son dosya için konuşuyorum. Şu an tespit edilen 12 bebek hayatını kaybetmiş. Bu çetenin ihmalleri yüzünden. Belki bunlar olmayacaktı. Belki 12 bebek hayatta olacaktı. Tabii, tabii. Hani o bebeklerin bir kısmını baktığımız zaman anneler tüp bebek de sahip olmuşlar. Uzun süre tedavi görmüşler. Şimdi bu anneler o zaman bu acıyı kim yaşatıyor? Yani 2016'da biz bunu niçin durdurmadık? Yetkililer niçin durdurmadı? Niçin bu dosyaları hasır altı etti? Kim bu hasır altı etti? O zaman 2016 yılında bu dosyayı hasır eden kişiler de benim için bu 12 bebeğin katilidir. Tabii ki. Sayının 12 olmadığı yönünde kamuoyunda büyük bir hemfikir doğru.
olma durumu var. Çünkü bakın, yani hiçbirimiz bunun 12 bebekle maalesef, yani bunu söylerken çok üzülüyorum, çok utanıyorum. Kesinlikle. Ama hiçbirimiz bu sayının 12 olmadığını düşünüyorum. İşte o yüzden bunu kapatılmamız gerekiyor. Çünkü hani mesela ben dosyada tapeleri okuduğumda bazı anneler çıktı. İşte benim bebeğim de hayatını kaybetti. Hı. Bakıyoruz dosya henüz daha girmemiş. Ama işte bebeği hayatını kaybetmiş, ihmalleri zaten telefon konuşmalarında kendileri anlatıyor. Sadece bu dosya bazında söylüyorum. Demek ki bu dosyalar incelendiğinde maalesef ki bebek ölümleri artacak. Ve kim suçlusuysa bunların ortaya çıkması gibi. Ben sadece bu dosya bazında konuşuyorum. Tabii. Ama Türkiye'nin dört bir yanından bu anlamda telefonlar geliyor. Bu anlamda mailler geliyor. Tabii. Ve mümkün olduğu kadarıyla ben onları yönlendiriyorum. Yönlendirmek nedir? Buradan da sizin aracınızla da söyleyeyim. Öncelikle ilk başta CİMER'e şikayette bulunsunlar. Ve akabinde bulundukları Cumhuriyet Başsavcılığına mutlaka gidip şikayet suç duyurusunda bulunsunlar. Evet. İncelenmesi için. Evet. Çünkü o zaman bunların bütün hepsi incelenecek. Doğru. En azından Sağlık Bakanlığı müfettişleri denetime gitsin. O hastanelerdeki o bebek ölümlerini denetlesinler. Denetlediklerine emin olun ki bu maalesef bebek ölümleri artmış olacak. Evet. İşte o yüzden söylüyoruz. Bu sistemi biz nasıl değiştireceğiz? Yani Sağlık Bakanlığı'nda ben buna dair açıklamalar bekliyorum. Maalesef o taraftan ama hiç vicdanımızı tatmin eden açıklamalar gelmiyor. Yani ne vicdanımız tatmin oluyor ne aklımız tatmin oluyor. Çünkü büyük bir gizlilik içerisinde yürüttük biz bu süreci dedi. Sağlık Bakanı sıcağı sıcağına yaptığı ilk değerlendirmede. Ama baktığımızda yani o açıklamada örneğin soruşturmanın başlatıldığı 2023 Mart'tan bugüne kadar bile bir yıl aşkın süre geçmiş. O esnada bebekler ölmeye devam etmiş. Sadece ölüm değil, ömür boyu hasar bırakan rahatsızlıkları olan bebekler de var. Bu bir aileye yani o kadar ağır bir yük ki. Kesinlikle. Zihinsel engelli kalan bebekler var. Ömür boyu bakıma muhtaç durumda olan bebekler var. Ve bu ailelerin yaşadığı psikolojik çöküntü, yıkım, cabası. Yani bunun hesabını birileri vermeli, gerçekten vermeli. Yani, kesinlikle bakın şunu söyleyeceğim. Çok acı bir şeydir. Geçtiğimiz günlerde bir baba beni aradı. Çocuğu ağır engelli. Ve şunu söyledi. Bir baba için çok korkunç bir şeydir. Yani hiçbir anne baba evladının acısını görmek istemez. Hep deriz ya Allah sıralı ölüm versin diye. Ama baba engelli diyor ki, anne babalarda ters oluyor. Ama baba galiba diyor ki inşallah diyor benden önce diyor hayatını kaybeder diyor. Çünkü diyor ben diyor ve eşim ölürse diyor kim bakacak diyor. Şimdi daha şimdiden yani insanların tüyleri diken diken oluyor. Bunu düşünüyorlar. Bu korkunç bir şey. Çok. Şimdi hiçbir kimsenin anneleri, babaları bu hale sokma hakkı yok. Yok, doğru. Şimdi o yüzden bu sistemin değişmesi gerekiyor. Evet, evet. O yüzden Sağlık Bakanı'na da ben günlerdir çağrı yapıyorum. Çok zor bir şey değil. Ya bir sağlık seferberliği, denetim seferberliği yapın. Bütün annelerin, babanın içini ferahlatın. Ve bundan sonrasında da bu tarz böyle sistemler olmasın diye de en ağır cezaları getirin. Hı hı. Hani bir kusuru bulduğunda ve bu anlamda rant peşinde koştuğunu, SGK'yı dolandırmak isteyen çeteler ortaya çıktığında hastane sahipleri buna da müsaade ediyorsa o hastanelere komple devlet tarafından el konulacağını gösterin. Yani bir yaptırım yapacağınızı gösterin. Tabii. Ama biz bir şey görmüyoruz. Evet, evet, üzüldüğüm evet. nokta bu. Hep yani konuşuruz. Biz bunu şimdi konuşuyoruz. Eğer unutulursa yani 3 ay sonrasında 6 ay sonrasında başka bir çete ortaya çıkacak. Başka çetelerin varlığına inanıyor musunuz? Kesinlikle inanıyorum. Bu sadece bugün konuştuğumuz. Bakın ben bugün YouTube'da saat 2 gibi yeni bir video yayınlayacağım. Obezite ameliyatı olan 23 yaşındaki bir kadın hayatını kaybediyor. Ve orada da ameliyata girmemesi gereken bir doktor, eline makas almaması gereken bir doktor ameliyat yapıyor. Sadece hastaneye 1000 lira fazla para verecek diye. Şimdi bu sadece sağlık sektörünün bizim konuştuğumuz yeni doğan ünitesinde. Yani emin olun ki kalbinden tutun, ortopediden tutun, onkolojiden tutun. Yani cerrahi işlemlerin çoğunda var bu. Emrullah Bey yani yani hemen ertesi gün işte cuma akşamı büyük bir infial yarattı. Cumartesi ben burada ilk yayını yaptığımda şunu söyledim yani palyatif servislerde artık şifa bulma ümidi olmayan ama ağrıların dindirildiği servislerde bu tür kişiler kim bilir neler yapmıştır. Kesinlikle. Ağır onkoloji tedavisi gören kanser hastalarının tedavisinde kim bilir neler yapılmıştır. Diyaliz aynı şekilde diyaliz çetesi haberleri zaten yapılıyor çok bir haftadır. Yetişkin yoğun bakımlarda. Kim bilir neler yaşanıyor. Yani sağlık
sisteminden böyle gerçekten bir çürümüşlük kokusu buram buram geliyor maalesef. Kesin işte diyoruz bu işte biz hani bunu çözmemiz gerekiyor. Mesela kullanılan bir ilaç var. Şimdi ilacın ismini söylemeyeceğim. Hı hı. Bunu SGK yurt dışından alıyor, getiriyor ve bu hastanelere veriyor. Ve baktığımız zaman da ilaç ne kadar? 60 bin lira. Şimdi deli bir rakamdan bahsediyoruz. Bunun bir kısmı onkolojik ilaçlarda dahil ama hastalara vermiyorlar. Vermiş gibi gösteriyorlar. Kullanmış gibi gösteriyorlar. Gidiyorlar bir yerlerde stokluyorlar. Sonra bunları satıyorlar. Evet. Yani demek ki çok ciddi bir açık var. Suistimal yani var. Evet. Neresinden tutarsak tutalım elimizde bir kalıyor. Açık var. Evet. İşte bu açıkları kapatacağız. Nasıl kapatacağız? Biz sadece şu an elimizde olan, benim hani elimde olan dosya bazında bakıyorum. Yeni Doğan Çetesi'yle biz buna başladık. Ama yavaş yavaş diğer alanlara doğru da geçeceğiz, konuşacağız. Ama biz bunu konuşurken hani keşke hani diyorum ya hani Sağlık Bakanlığı da tam anlamıyla bir denetim gerçekleştirmiş olsa da hani olsun ve biz onların yaptığı çalışmaları da ortaya koyalım. Evet, doğru. Peki bu iddianamedeki tapeleri ilk okuduğunuzda, haberi ilk duyduğunuzda ne düşündünüz, ne hissettiniz? Bir şey söyleyeyim mi? Ben ilk böyle hani inanamadım. Yani öncelikli olarak onu söyleyeyim. Çünkü ilk konuştuğumda ben bunu 30 Nisan'da bir video yayınlamıştım YouTube kanalında. O zaman zaten hani şeydi ya nasıl yaparsınız? Hani bebeklerin üzerinden sağlıklı bebekleri böyle küvezde bekletiyorsunuz, yeni doğan ünitesine bekliyorsunuz, bu kadar mı vicdansızsınız diye bunu eleştiriyorum. O zaman bir bebek ölümleri konuşuluyordu ama böyle bir tablo yoktu, elimizde rapor yoktu. Ben ne zamanki raporu elime aldım, korkunç dedim, böyle bir şey olamaz. Yani bu bunca zamandır benim habercilik hayatımda gördüğüm en vahşi çete, en korkunç çete. Yani ve sonrasında o tapeler okuduğumda hani insanlığından çıkmış sağlık görevlerini, işini layıkıyla yapan sağlık görevlileri ayrı tutuyorum. Çok namuslu sağlık görevlilerimiz var ve bu dosyanın da ortaya çıkmasında da çok namuslu böyle sağlık görevlilerimiz bu anlamda el birliğiyle. Ama para için yani vicdansızca nasıl mesleğini, onurunu ve bebeklerin üzerinden hani para elde ettiklerini görünce ve o konuşmaları görünce tüylerim diken diken oldu. Ve çok hani sinir çok sinir bozucu. Yani insanın hani insanın psikolojisini de bozan bir dosya bunu söyleyebilirim. Doğru. Şimdi önümüzdeki günlerde, aylarda yani yakın zamanda bunun ilk duruşması olacak. Şimdi o ilk duruşmayı biz nasıl seyredeceğiz? Yani orada anneler ağır gelecek. Ağır güvenlik önlemi alınması şimdi lazım. Şimdi anneler gelecek. Tabii. Anneler orada kendi mağduriyetini anlatırken anneler orada ağlayacak. Anneler burada o çeteye hani benim çocuğumdan ne istediniz diyecek. Doğru. Şimdi anladın mı? Bir hesap sorma olacak. Şimdi o duruşma salonu düşünebiliyor musunuz? Doğru. Hani gözyaşları seyre olacak bir taraftan. Doğru. Çok doğru. Peki tutuklama gelir mi başka? Yani çünkü 47 sanık, 22 tutuklu o da bir bizi bence, rahatsız ediyor. Bence gelmesi gerekiyor. Çünkü şunun için söyleyeceğim. Mesela bazı hastane sahipleri var. Dosya bazında böyle hani bakıyorum. Yani hastane sahiplerinin tutuklanması gerekiyor. Dosya göre tutuklanması gerekiyor. Çünkü hani bazı hastane sahipleri bizim haberimiz yok diye açıklamalar yapıyor. Ama gelenin haberi var. Geneli para kazanmak için kendi böyle yeni doğan ünitesini işte örgüt lideri dediğimiz yani çetenin elebaşı dediğimiz Fırat Sarı'yı kiralamış durumda. Tabii. Ve orada ne yaptıklarını da biliyorlar. Bütün hepsi biliyor. Ya bir de yani Emrullah Bey şimdi düşünüyorum. Hastanem olsa o hastanede bir gün bir kişi ölse niye diye sorarım. İkinci kişi de bir şüphelenirim. Üçüncü kişi de bir dakika derim duruma el koyarım yani hastanesi. Neticede insanlar hastaneye niye gidiyor? Şifa bulmaya gidiyor, iyileşmeye gidiyor ya da doğuma gidiyor işte. Yani niye ölüm oluyor? Bu neticede yani istatistik olarak bile ilgi çeker. Peki. Değil ki bu bebekler olsun. Peki onlar ne diyor? Bir kısmı tapede var. Diyor ki mesela Fırat Sarı'ya vaat ettiğin gibi diyor kazancı diyor düştük diyor. Vaat ettiğin rakamdan düştük diyor. O seviyelere nasıl çıkacağız, diyor. Şimdi bu ne demektir? Tabii. İşte oraya daha fazla bebek getir. Oraya daha işletme fazla, olarak tabii. Daha karlı bir hale getir. Senin diyor oradan diyor bana diyor aylık diyor 1 milyon gibi para vermen gerekiyor diyor. Şimdi bu hastane sahibi suçlu değil mi? Tabii. Bu hastane sahibi şu an sokakta. Bu hastane sahibi şu an elini kolunu sallayarak aramızda, dolaşıyor. Doğru. Şimdi burada bir kusur yok mu? Kaçmadıysa. Yok kaçmadı burada. Peki bu hastane sahibi niye? Serbest, bu tapelere rağmen dışarıda geziyor. Doğru. Benim imza yetkim yok diyor. İmza yetkin yok ama sen kiralıyorsun. Tabii. Ve çeteyi de zorluyorsun. Daha fazla bana para kazandırı diye ama sokakta. Ya çok enteresan. Şimdi mesela kıyası Kabil değil belki ama Rütük Kanunu var. Hı hı. Sizin burada söylediğiniz yayıncı olarak bizi bağlıyor. Hı hı.
Doğru. Konuğun söylediği televizyon kanalını bağlıyor, ceza alıyorsunuz. Hastane sahibini bağlamıyor hastanedeki ölüm. Böyle saçma bir hukuk çünkü olabilir mi? Çünkü işletme olarak diyor ben diyor orayı diyor kiraladım diyor. Yani kiraladım diyerek hani işin içinden kendince çıkıyor, evet. Çıkmaya çalışıyor. Yani işte o yüzden diyorsa, işletme olmaması lazım. Olmaması gerekiyor mi? Yani çünkü sağlık sektörü işletme olamaz. Doğru. Yani zaten özel hastane açılmış hani bir hani özele gitmiş özelin içinde siz orayı biraz daha özelleştiriyorsunuz. Evet. O zaman ne kadar bir sağlığı düşüneceğiz ya da ne kadar orada şifa bulacak giden insanlar. Doğru. Hepimiz demiyoruz gittiği zaman gereksiz tahliller yapılıyor, gereksiz böyle tedaviler yapılıyor. Tabii. Şimdi her giden aslında hani eminim ki bizi izleyen herkes şunu söyleyecektir. Benim de gittiğimde gereksiz şöyle tahliller yaptılar, gereksiz böyle tahliller yaptılar. Bakın en basit söylüyorum bazı hastanelerde biz şunu görüyoruz. Mesela gidiyor özel hastaneye. İşte mesela 2 saat hastanede yattı diyelim. Çıkıyor. Şeye gidiyor. Eczaneye gidecek. İlaç alacak. Alamıyor. Niçin biliyor musunuz? Çünkü hastanede yatışı gözüküyor. Oysa ki hastanede değil. Çünkü eczanede hastanede yatışı gözüktüğü için sistem ilaç veremiyor vermiyor, kişiye. Doğru. Ancak hastaneden çıkış yaptığında o ilacı alabilir. Ama eczacı ilaç veremiyor. Şimdi hastanede yatışınız gözüküyor diyor. En basit bak hiçbir şey yapmıyoruz. Evet. Yani ne bir ölümden bahsediyoruz, evet, ne evet, bir ağır evet. kusurdan bahsediyoruz. Yani bir engellik durumunda kişinin kendi gittiğinde gidip ilacını alamıyor. Şimdi bunlar zaten var olan, bilinen kusurlarımız. Evet. Sistemin kusurları. Evet. Peki işte ısrarla bunu söylüyorum. Bu kusurları nasıl gidereceğiz? Yani şu an yani Sağlık Bakanlığı inanın size şunu bir hani en yetkili isimleri toplayarak özelden insanları toplayın, birçok böyle profesörü toplayın. Biz yeniden sağlığı nasıl inşa edebiliriz? Bu çetelere bu alanı bırakmadan nasıl güvenli hale getirebiliriz? Bunları tartışmamız gerekiyor. Maalesef tartışamıyoruz ama peki Narin Güran cinayetiyle ilgili de beklentiyi sormak istiyorum. Şimdi 7 Kasım'da savunmasını yapacak sanıklar. Son görüntüsü ortaya çıktı. Orada tabii yine toplum vicdanını çok yaralayan bir cinayet. Dolayısıyla o duruşmanın da çok sakin geçmeyeceğini tahmin edebiliriz belki. Hem son görüntüsüyle ilgili Narin Güran'ın izleniminiz nedir? Onu sormak isterim. Hem de hukuki sürece ilk duruşmaya dair beklentileriniz nedir? Şimdi birincisi o zaman şuradan başlayayım. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklamasında şunu söylemişti. Yani iddianamede her şeyi göreceksiniz demişti. Biz fail göremedik. Biz iddianamede hiçbir şey görmedik. Evet. Yani hala iddianamede aynı soruyu soruyoruz. Katil kim? Evet. Ve küçük Narin kızımız neden öldürüldü? Neden öldürüldü? Biz bu sorunun yanıtını iddianamede göremedik. O yüzden bu yargılama biraz bana alelacele yapılmış olan bir yargılama gibi geliyor. Zaten 4 sanığın ağırlaşmış müebbetli iddianamenin hazırlanması, diğer sanıklarla alakalı iddianamenin hazırlanmaması da bunu gösteriyor. Büyük olasılıkla ne olacak? Hızlı bir yargılama yapacaklar. 4 kişiye, 4 kişiden büyük olasılıkla ikisine ya da 3 kişiye ağırlaşmış müebbet hapis cezaları verecekmiş gibi gözüküyor. Ama hani burada hani katil kim dediğim zaman emin olun ki biz yargılama sonunda da gerçek katili asla ve asla görmemiş olacağız. Ya da dosya bazında bunu görmemiş olacağız. 7 Nisan'daki duruşmaya ben de gideceğim. Duruşma biraz zorlu geçecek. Aslında bizim için biraz problemli Kasım. Geçecek. Pardon 7 Kasım'da doğru. 7 Kasım'daki duruşmada ben de orada olacağım. Ve duruşma aslında biz gazeteciler için de biraz gergin geçecek. Onu da şimdiden tahmin edebiliyorum. Çünkü gazeteciler hedefte. Şimdi tabii. Şimdi özellikle biz burada, bölge halkı nezdinde. Şimdi biz burada neyi göreceğiz? 7 Kasım'daki duruşmada işte sanıkları göreceğiz. Sanık yakınları gelecek duruşmaya. Genelde bu tarz duruşmalarda hani katledilmiş kişinin de ailesi gelirdi. Ama burada zaten aile olduğu için ve zaten aile şüpheliler. Kapatmaya çalıştığı için tabii. Oraya gelen kişiler de yine aile mensup olacak. Yani köyün bir kısmı orada olacak. Ve kim hedefte olacak? Tabii ki bizler hedefte orada olacağız. Siz bu işi bu kadar büyüttünüz diye hedefte olacak. Ama biz çok önemsemeyeceğiz. Yine gülüp geçeceğiz yani. Hani biz çünkü işimizi orada yapacağız. Ne kadar sataşsalar da yani. O yüzden 7 Kasım'daki duruşmayı evet takip edeceğiz ama ben çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Yani oradaki sanık savunmalara 3 aşağı 5 yukarı 3 yani 4 sanıkta hani ben bilmiyorum oynayacak. Bir tek işte görüntüler bazında gördüğümüzde biliyorsun o yakın zamanda görüntüler çıkmıştı. Aslında bildiğimiz görüntülerdi. Nevzat Bahtiyar'ın daha öncesinde ifadesinde de hani vermiş oldu. İşte ben Narin Güran'ın naaşını dere kenarının yanına işte çuval içinde hani koyduğum diyordu.
o koyma esnasının ve gitmenin arabasıyla gittiğinin görüntüsüydü. Zaten o görüntü ortaya çıkınca, yani ben her fırsatta söylüyorum, Nevzat Bahtiyar itirafçı falan değil. Hani hep böyle itirafçı gibi söylüyorum. Hayır, itirafçı falan değil. Ne zamanki kamera görüntülerinde kendisi fark edildi, ondan sonra itiraf etmek zorunda kaldı. Yani suçunu itiraf muhtemelen etmek zorunda kaldı. Muhtemelen orada bir pazarlık yani. Da yapıldı değil büyük mi cezası ile ilgili? Büyük bir olasılıkla. Biz neyi göreceğiz? Ben hani hala söylüyorum. Hani üç böyle sanık da yargılama esnasında Nevzat Bahtiyar'ı suçlayacak diye görür. Zaten bu onu da gösteriyor. Güran ailesinin de hala amca Salim Güran'ı da yine cezaevinde ziyaret etmesi sebebiyle de hani büyük bir olasılıkla aile kendi içinde kenetlenecek ifadelerde ve Nevzat Bahtiyar'ı suçlayacaklar diye düşünüyorum. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyorlar. Onu hatırlatalım. Peki bir yandan da yani Narin Güran'ın cinayeti aslında sadece kadınların değil küçücük çocukların da aslında güvende olmadığını bize gösterdi. Bir milat, bir kırılma noktası, bir dönüm noktası olur mu? Bu yönde bir umudunuz var mı? Yani çünkü geçtiğimiz yıllarda da faili genellikle aileden olan başka çocuk cinayetleri gördük. Eğer bu davada kadük de olsa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası birden fazla kişiye çıkarsa bir nebze olsun caydırıcılığı olur mu acaba? Şimdi şöyle, bunu ileriki süreçlerde belki görürüz. Ağırlaşmış müebbet hapis cezası çıkacak ama hep böyle baktığım zaman yan deliller. Yan delillerden kastettiğimiz nedir? Hani birebir cinayeti işleyen bir somut delil yok. Tek somut delil Nevzat Bahtiyar'ın küçük Nare'nin bedeni bendeydi. Ben dere kenarına koydum. Götürdüm. Şimdi burası sabit. Yani buradan bir kere ağırlaşmış müebbet hapis cezası çıkacak. Tamam, hani bu kesin. Ama diğer üç sanık için baktığımız zaman hani delil olarak baktığımızda birinci derecede suçlayabilecek bir delil yok. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çıksa bile büyük bir olasılıkla hani istinaftan falan ileriki süreçlerde dönme ihtimali burada yüksek. Çünkü diyecek ki burada somut delil yok. Şimdi o yüzden yargı aslında nasıl karar verecek? Biz bunu görecek. Hani bunu hatırlarsanız ki yine küçük Leyla kaybolmuştu. Evet, orada da akrabası tutuklanmıştı. Bir süre cezaevine kaldı. Ama sonrasında delil yetersizliğinden serbest kaldı. Şimdi bu tablo hani bir milat olur mu? O yani bölgesel olarak baktığımda çok milat olacağını düşünmüyorum. Evet. Yani artık bu hani biraz daha hani böyle eğitim olarak biraz daha bazı şeylerin değiştirilmesi, birçok yerde artık kamera görüntüleri olması gerekecektir. Bir de herhalde yani cezasız kalmış ilk suçtan daha cesaret verici hiçbir şey yoktur. Yani. Çok caydırıcı cezaların verilmesi. Eğitimden sağlığa, kesinlikle. Her konuda bizim büyük bir reforma, büyük bir ahlaki dönüşüme ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten yaşadığımızla da sosyal çürüme, çocuklarımızı, kadınlarımızı, hayvanlarımızı korumak bizlere düşüyor. Yani gazetecilerden medet umuyor aslında bir toplum. Sosyal medyadan medet umuyor. Ben geçen hafta şey dedim, yani ülke Türkiye yönetim şekli gelen tepkiler üzerine biz gerçekten X gibi medya sağ olsun, yani sosyal medyayla adalet tesis etmeye ve suçluların cezalandırılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aslında en basit şey o yani. Kesinlikle. İlk temel maalesef kural o. Çok teşekkür ediyorum Emrullah Erdinç, vakit ayırdığınız için. Önümüzdeki süreçte umarım adaletin en azından bir nebze olsun sağlandığına İnşallah. Dair haberleri paylaşabiliriz. İnşallah. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim.